bahsedeceğiz Kitaptan işte. bahsediyorduk. Olur mu hocam? Hasbelkader yazdık İstanbul'un oraya Kadim ama. Sırları son baskı, hocamızın imzası da var tabii isteyenler için. Evet, seve seve tabii ki. Yani işte İstanbul şöyle aslında hikaye İstanbul'la başladı. Ben gazetecilik dönemimde Bilgilerin dergisinde çalışıyordum. Ultra Magazin diye. Benim kuşağım bilir. Gençler bilmezler. O dönem bu tür konuları yazabilmek için bir şeylere giydirmek gerekirdi. Yani bizim kuşağımız haber değerine, yani bugünkü gibi her şey haber değildi. O zaman haberin bir değeri vardı. Ben de bilgimin değerli bir şey üzerinde ışıması, bilginin güncellenmesi, yani hayatın içinde olduğunu gösterebilmek adına İstanbul'u kullanmıştım ve İstanbul'u kullanırken de yani İstanbul kabını kullandım, öyle diyelim. Bilgi evrensel, orada yazan şeyler her ülke, her şehir, her kavram, insan, özne, nesne için giydirilebilir. Ama ben İstanbul'u kullandım. İstanbul'u kullanırken de İstanbul'u keşfettim. Benim için bir keşif dönemiydi. O kitabın kendisi de benim gelişimime çok faydası oldu, vesile oldu. Beni ben yapan unsurlardan biri. Haliyle ben okunsun, alkışlansın, sevilsin kısmı tabii ki işin varoluş, egosantrik varoluş kısmıdır. Her insan tabii ki övgü almak ister, alkış almak ister. Bu kuşkusuz insan yapısının gereği ama ben çok samimi söylüyorum, bu seyri sülük içerisinde bu kitabı yazarken keşfettiğim şeyleri not alarak toparlamıştım. Hala o şekilde çalışıyorum bu arada. Hani bir şeyi keşfettiğimde, bana ilginç geldiğinde ya da benim bilgimle örtüştüğünde hayret ediyorum ve o hayret edişimi not ediyorum. O notlar bir süre sonra birikiyor. Şimdi en az 15-20 defter var. Geçen sevgili Serkan 100. oturumumuzu yaptığımızı söyledi falan. Hani Maşallah. ister istemez böyle kapalı oturumlar da yapıyorum. Bunlar da böyle birikiyor. Bir süre sonra bunlar kitap olur mu? Olur mu? Olur ama hani ben o modda değilim açıkçası. Seviyorum sizleri, beni okumanızı seviyorum. Beni okumanızla kastettiğim, yani aslında orada kendimizi anlatıyoruz. O bizim yavrumuz. Bizim fikirlerimiz de var içinde. Yani ne kadar referanslı bir hedef içindeysek de orada da biz kendi yorumumuzu da koyuyoruz. Yani ben de aslında böyle düşünüyorum demek. Bizden bir parça olması bakımından değerli görüyorum. Tabii ki yazmak lazım. Bu konuda konjonktürel bir sorun içindeyiz. Yani kitap yazmak değersiz bir şey. Haliyle bu değersizliğin bir gün bir değer bulması, bir değer beherden bahsetmiyorum, bedelden, paradan bahsetmiyorum. Yani okur sayısının az olması, tabii ki bir kişi için bile program yapılır, bir kişi için bile kitap yazılır. Ama konunun kitlesel olabilmesi için de işte ben böyle hasbelkader ekranlara da çıkmaya başladım. Kendi kendime oluştu benim. Bundan da hoşlanıyorum. Yani kişinin talep görmesi, gel Murat bir iki bir şey konuşalım demesi falan. Hepimiz için aslında geçerli ve güzel, kayda değer bir şey. Kayda değer oluyor olmak kısmı da çok güzel. Bu kitap da buna vesile oldu işte. Görünür kıldı benim. Minnettarım okurlarıma, sevenlerime. Sevmeyenlerime de minnettarım. Gerçekten minnettarım. Onlar da hepimizin birbirimizi aynı olması bakımından. Yani ne için yaptığımızı, ne için yapmamamız gerektiğini de söyleyebilme kudreti çok önemli. Ama ısrarla şunu vurgulamak istiyorum. Lütfen kahramanlara, yani konuyu anlatan kişilere değil, konunun kendisine odaklanmak. Çünkü kahraman anlayışı kişiyi kendisine yabancılaştırır, dostlar, arkadaşlar. Kişinin kendisine yabancılaşmaması için o bilginin sizdeki değeri çok önemli. Yani sizde bir değeri yoksa kişinin değerli olması çok anlamlı değil. Kişiler çok ilginç şeyler söylüyorlar, söylerler ve bir süre sonra da bu o bilgiler kişiye de yapışır. Hayır, hiçbir bilgi bize ait değil. Bizim üzerimizden akıyor. Ve akarken de çok dikkatli ve temkinli olmak lazım. Özellikle son dönemde çok kutupsal söylemler var. Önemli bir kırılma dönemindeyiz. Kutupsallığın primitif bir zeka ve zihin anlayışı olduğunu özellikle vurguluyorum yıllardır. Bu konuda da ısrarcıyım. Bunu anlamakta zorlanıyorsanız, bu benim hatamdır. Onu anlatmak için çabalamalıyım. Onun için de kimseyi suçlayamam. Benim jargonum, benim terminolojim, benim anlayışım kendine özgü bir anlayış değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir Murat İrfan ideyası, bu Murat İrfan teorisi, bu Murat İrfan bilgisi falan değil. Bunlar benim karşılaştırmalı baktığım, evrene karşılaştırmalı, kuramlara karşılaştırmalı,
felsefelere karşılaştırmalı bakma halimin bende oluşturduğu temkin. Yani alınan bilgiler çok sevdiğiniz birinden dahi gelse doğru olmak zorunda değil. Bir şeyin doğruluğu, yanlışlığı bile bugün fiziğin konusu. Yani bilgi nedir diye başlayabiliriz. Bilginin ne olduğu ile ilgili kısmı bile bilmiyorken, onun nerede depolandığını bilmiyorken, onunla ilgili bir yargıya varmak insanın en kibirli yanıdır. İnsan bu kibirini, biliyorum kibirini üzerinden bir atıverirse çok güzel olur. Evet, evet Keremciğim. Bu akşamki konumuza gelirsek hocam, rüya içinde rüya Gelelim. dedik. Yani insanlar böyle rüya içinde rüya deyince bir sürü şey kafasında geçiyor. Kendi Kuşkusuz. rüyalara geçiyor, hayatın içerisinde de rüya görüyor muyuz yaşarken de düşüncesi geçiyor. Ve hayatın bir illüzyon mu, illüzyondan bir ibaret mi? Yoksa zaman da bir illüzyon mudur? Ya da en büyük illüzyon zaman mıdır? Diye sorular da geçiyor kafasında insanların. Hani bunları biraz aydınlatalım istedim bu akşam. Estağfurullah. Ben Bakarken. bu konuda biraz karmaşık bir adamım. Yani şöyle karmaşığım. Konuyu anlatamayabilirim. Konuyu Estağfurullah hocam. anlatmak için gayret edeceğim. Yok, çok samimi söylüyorum. Yani burada biz bizeyiz. Ben bir şeyi biliyorum demek özümsemekle ilgili. Yani bilgi bilgeliğe dönüşürse, yani ben öğrendiklerimi kendi içinde işleyebilirsem, ki işlemcimin kapasitesi bu konuya çok yeterli değil. Çünkü yüksek bir fizik bilgisi gerekir. Ayrıca yine mazur görsünler, velev ki ben yüksek bir fizik bilgisine sahibim, bunu çok basit bir şekilde anlatabilmeliyim. Haliyle kişinin, bizi izleyenlerin terminolojisini de yakalamam lazım. Şimdi terminoloji kelimesi bile itici geldi değil mi bir anda? Yani kelime dağarcığınıza, kelime bilginize ve bu dağarcığın ister istemez farklı disiplinler, farklı bilimler arasındaki kelimelerin dahi farklılığı aynı yere götürmeyebilir. Haliyle kelimelere mahkumuz ve konuları anlatmakta da bu anlamda kelimelere mahkum ve kelimelerin mahkumiyeti de bizi zengin bir kelime dağarcığına, zengin bir kelime birikimine gereksinim duyar. Velev ki ben buna da sahibim, hadi diyelim ki Murat İrfan hem Farsça biliyor, hem Almanca biliyor, hem Osmanlıca biliyor, hem Arapça biliyor. Al İngiliz, sen bilmiyorsan nasıl olacak gibi durumlarda işin başka bir tarafı. Onun için konuyu anlatmakta zorlanıyoruz. Zorlanmamızın temel nedenlerinden biri de biraz evvel söylediğim, belki kesildi, duyulmamış olabilir. Hı hı. Kişi sorguladığı, genelde sorduğu soruyla ilgili bir fikre sahiptir. Bilmediği bir konuda soru da soramaz. Gözlemliyorum ki bazı oturumlar sonucunda kimse soru soramıyor. Yani demek ki diyorum, anlatamadım, bildiremedim. Ve yine şunu da vurgulamak isterim. Biraz evvel kesildi. Bu da benim için çok değerli bir bilgi. Belki oturumun sonunda konuşulacak bir şey ama biz başta bunu söyleyelim. Kişi, bu bir evrensel yasa aynı zamanda. Kişi bilmediği bir şey konusunda da yargıya varamaz. Yani çok basit anlamda. Kerem, seni sevmiyorum dediğimde sevmiyorumla ilgili bir bilgiye sahibimdir. Çünkü sevmiyor kısmını yaşıyorumdur ve sevmiyor kısmını yaşayan biri olarak bir başkasını sevmeme erkini elimde bulundururum. Ya da birini eleştiriyorsak, sen karasın diyorsak, bilin ki insan tanımadığı bir konuda eleştiri yapamaz. Haliyle kişi kendisi karadır ki, yani karanın ne olduğunu biliyordur ki karşı tarafa kara diyordur. Bu bir evrensel yasa. Bu evrensel yasa çerçevesinde ben dahil, yani bunu konuşan, yukarıdan konuşan ben dahil, bilmediğimiz bir konuda yargıya varamayız. Haliyle bir şeyin yanlış olduğunu iddia ediyorsak, o yanlışın da içindeyiz demektir. Bu parametreleri bir kenara koyalım ve bu parametrelerin aslında bizim dünyamızı inşa eden parametreler olduğunu da kabul edelim. Şimdi buradan şuraya varmak istiyorum. Zihnimiz ve buna bağlı olarak bilincimiz ve buna bağlı olarak zaman tam da bu argümanları kullanarak inşa ediyor kendini. Zaman bilinçli insanlar için akan bir şey. Haliyle bilinç kendi içinde akan bir şey. Kontrol edilmek istenen bir şey. Zamansızlık arayışımızın ya da zaman çok hızlı geçiyor arayışımızın
temel nedenlerinden birisi de zamanın tükeneceğini biliyor olmak. Bak, bir şeyi biliyor olmanın getirdiği bir kaos yaşıyoruz. Yani bilmek bir çatışma getirir. Haliyle birçok şeyin bilinmiyor olmasının da kişinin yaşamı için bir motivasyon olabileceği gerçeğini bir üst bilinç olarak yerine koyalım. Yani bu konuda temkinli olalım. Diyelim ki bir şeyi biliyor olmak onunla ilgili bir sorumluluk getiriyor size. Hocam, bilmek ve unutmak da diyebilir miyiz buna? Güzel. Unutmak istiyoruz. Hı-hı. Unutamıyoruz ama. Çünkü endişeliyiz. Çünkü korkularımız var. Bakın, cesaret denilen bir erdem var. Ben erdemler üzerine çalışıyorum bu dönem. Çok da sevdiğim bir alan. Cesaretin olmadığı yerde korku var. Şimdi cesaret genel anlamda böyle bir yiğitlik, bir ortaya çıkış, bir sesleniş, belki ilk ölenler, bilemiyoruz. Haliyle bir kuvvetten bahsediyoruz. Bu kuvvetin olmadığı yerde korku var. Ve korku kendi içinde bir şeyin olmama hali. Bir şeyin olmama hali zihnimizde ya ben ölürsem kodunu da barındırıyor. Bir şeyin ölüyor olma bilinci zaman denilen kavramı oluşturuyor. Bir şeyin ölüyor olma bilincine sahip olmayan diğer canlılarda zaman yok. Ve buna bağlı olarak da korku yok. Buyurun. Korku geliştirici bir şey. Korku geliştirici bir şey çünkü korku bizim, yani başta ölüm korkusu olmak üzere endişe, insan zihnini konfora itiyor. Konforlu olmak, bahsedilen, söz edilen stresten, bahsedilen, söz edilen kaostan uzaklaşmak gibi algılıyor insan ve sürekli kendisini doğadan koparıyor. İnsanın doğadan kopması kendisinden uzaklaşması anlamına gelir. Çünkü bilinen şu ki tüm kutsal metinler insanın doğanın bir parçası olduğunu iddia ediyor. Bu parçası olma hali korkumuza bağlı olarak doğanın üstüne çıkma eğilimine dönüşüyor. Ve bizim sıradan ego dediğimiz, aslında ego oluşmamış kişiler için söylenen bir şeydir. Egosunu oluşturamadığı için de kibirli oluyor. Ve bu yarı tanrı hallerimiz, kendimizi var etme hallerimiz, yani korkuyu absorbe etme halimiz, korkuyu görmeme halimiz, yani onu bastırma halimiz, onunla mücadele etmeme halimize dönüşüyor. Niye bu konuya böyle girdik? Bu insan doğulur, insan olunur gibi iki formül ortaya koyuyor. Birinci formül, insan doğduktan bir süre sonra gelişimine bağlı olarak insan oluyor. Bir diğer teoride insan doğulur, insan dört dörtlüktür. Zaman içerisinde vasıflarını, hasletlerini kaybeder koşullara bağlı olarak. Her ikisi de aynı yere gidiyor mu? Gidiyor. Çok takılmayalım ama bilinen şu ki hayatta, bu hayatta engeller var. Bu engeller gelişmemiz için var. Peki gelişince ne olacak? Bunu da bilmiyoruz. Ama teoloji ya da kutsal metinler ya da felsefe kişinin gelişmesine bağlı olarak bir şeylerin hareket ettiği, bir şeylerin durduğu, bir şeylerin hızlandığı gibi, yani farkındalığın artmasına bağlı olarak bir şeylerin hareket etmesiyle ilgili bir takım kavramlarla yüzleştiler. Bugün belki biraz ondan bahsedebiliriz. Çünkü bir şeyin gözlemleniyor olması evrende bir bilinci ortaya koyuyor. Bu bilinç henüz çözülmüş bir şey değil. Evrensel bilinç ya da logos, yani evrensel akıl ya da töz ya da öz. Yani her şeyin özünde bir akıl olduğu, bir bilincin olduğu, bu bilincin kendi özümüzde kodlu olan evrensel kodun dışarıdaki, yani bizim dışımızda kabul ettiğimiz evrenle aynı şey olduğunu fark etme süreci. Bu sürecin bize veya sisteme ne katkısı var, bu sorgulanıyor. Bin yıllardır sorgulanıyor. Aile, inanç ve dinler de bunun üzerinden insanı cezalandırıyor da mükafatlandırıyor. Ama akıl çağı, yani us egemenliği söz konusu, akıl ister istemez bilimsel verileri sınır bilim noktasına getirdi. İşte sınır bilim noktasında karşımıza şöyle bir manzara çıktı. Diyorlar ki, bilim adamları diyor ki, eğer diyor bir nesneyi, bir olayı, bir düşünceyi eğer ölçemiyorsak henüz bilime mal olmamış diyorlar. Ölçülememiş bir şey insanın insan olma yolculuğunda çok değerli değil diyor. Bunu bilimsel kavramlar söylüyor. Haliyle bilgi ölçülebilir bir şey diyor. Ha, o zaman ölçülemeyen şey bilgi değil.
onu öteliyor. Ölçülemeyen bir şeyin bilgi olmamasına teoloji sahip çıkıyor. Diyor ki burada da bir evrensel bilgi var, evrensel akıl var diyor. Yeri ve zamanı geldiğinde yüzeye çıkacak. Aslında birbirleriyle çatışmıyorlar ama iki ayrı ekol olarak duruyorlar. Yani iki ayrı ekol bir süre sonra özellikle kuantumla beraber, kuantum teorileriyle beraber öyle diyelim, birçok teoriyi barındıran bir kuantum alandan söz ediliyor. Orada bunlar birleşmeye başladılar son zamanlarda. Özellikle kara delik konusuna temas etmek isterim. Kara delik, kara delik diyoruz da bu kara deliğin bize ne faydası var? Evet. Kara deliği ölçümlüyoruz, kara deliği fotoğrafını çekiyoruz. Öyle bakıyoruz televizyonda ne olduğu ile ilgili. Kusura bakmayın, birçoğunuz belki biliyordur ama hani ben konuya dışarıdan bakan biri olarak kara deliğin ne anlattığı ile ilgili bir fikir sahibi olmak isterim. 1990'larda Kara Delik diye bir kitap vardı. Ünlü bir kitaptı. Bakayım şuralarda bir yerde mi? Kara delik John Tyler korku barındırır aslında insanlar. Şöyle, kara delik çünkü hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir şeyin olamayacağı, hiçbir şeyin barınmadığı, hiçbir şeylik denilen bir kavram. Bu evet. Da tabii kendi içinde korkuyu da barındırıyor. Şimdi kara delik kavramından sonra şu sorulmaya başlandı. Bilgi nedir? Bilgi, bilinen fizik kurallar çerçevesinde cisimler arasındaki ayrımdır. Yani biz bilgiyi farklılık üzerinden kaydedebiliyoruz. Çünkü bir şeyin orada olup olmaması üzerinden bilgiye sahip oluyoruz. Diyoruz ki Instagram açıksa, oradaysa Instagram açık ve bu bir bilgi olarak geliyor bize. Eğer bir şeyi ölçümlendiremiyorsak, yani kıyaslayamıyorsak, onu zihin bilgi olarak kaydetmiyor. Haliyle bilim, bilgiyi cisimler arasındaki fark olarak kodluyor. Yani göremediğimiz bir şeyi bilgi olarak kaydetmiyoruz. Haliyle ruhani, teolojik alan görünmeyen bir şeylerin bilgi olduğu tezi üzerinden bilimle çatışıyor. Bu çatışmayı özellikle vurguluyorum çünkü anlatacağım şey cisimler arasındaki farkın bilgi olduğu ama atomun ya da bilginin olmadığı bir yerden bahsediyor bilim. Kara delik diyor. Orada zaman yok, cisim yok, hatta atom bile yok. Ve eğer orada hiçbir şey yoksa bir varlıktan ve ona bağlı olarak da bir bilgiden bahsedemiyoruz. O zaman ne oluyor? Çok ilginç bir yere geliyor. Burada bilgi yoksa orada ne var? Bu konuda önemli bir açıklama geliyor. Diyor ki, kara deliğin hacmi değil, olay ufku bilgiyi depoluyor diyor. Bakın burada çok ilginç bir açılım var. Yani olay ufku ne biliyor musunuz? Hani televizyonda gördüğümüz o sarmal var ya, böyle dönüyor. Işık olan kısım. Ve önünde hatta Interstellar'da bunu çok rahat görürsünüz. Evet. O çok güzel bir modeldir. Bir bilimsel modeldir. Bu modelde diyor ki bilgi o olay ufku denilen, yani gözlemlediğimiz yerde diyor. İçinde bilgi yok. Bu teori bize şunu anlatıyor. Bilgi aslında iki boyutlu bir şey haline dönüşüyor. Biz bu saate kadar, yani oda olarak düşünün üç boyutlu, bilgi odanın her yerinde diye düşünüyorduk. Kara delikten sonra olay ufkunda, yani odanın duvarlarında olduğunu fark ettik bilginin. Bu çok önemli bir kırılma. Yani bilgi her yerde değil, bunu niye anlatıyorum? Çünkü aslında ilginç bir simülasyonun içinde olduğumuzu anlatmak adına söylüyorum. Dünyayı kurguluyorsunuz şu anda orayı. Evet. Şimdi bilginin bir yüzeyde olduğu, 1999'da çok önemli bir film konuşuldu. Matrix filmi. Bu filmle ilgili, adı film değildi belki ama onlarca yıl önce spiritüel dünyada, okült dünyada 1999 yılında çok önemli bir kırılma olacak denildi. Kırılmanın ne olacağı ile ilgili herkes ciddi bir beklenti içindeydi. Ve 99 yılında Matrix filmi ortaya çıktı. Bu bahsettiğimiz olayla direkt örtüşen bir şey. Niye örtüşen bir şey? Çünkü olay, tüm olay bir olay ufkunda gerçekleşiyordu. Yani sıfır ve bir yüzeyinde gerçekleşiyordu. Biz bu gerçekleşmeyi sanal bir dünyada üç boyut olarak görüyorduk. Bugünlerde, yani bir simülasyonun içinde miyiz sorgusu bize bunu getirmeye başladı. Sanki bir yerdeyiz ve bu bir yerde olmamızla ilgili ilginç bir halimiz var. Yani olayın içinde olduğumuz için bunu kurgulayamıyoruz. Buna çok güzel bir örnek verebiliriz. Mesela
hesap makinesi hesap yaptığını bilmez. Yani saat saati gösterdiğini bilmez. İnsan da nerede ne yaptığı ile ilgili bir bilgiye sahip değildir diyor. Bu da bir enteresan formül. Hawking, özellikle Hawking, kara delik konusunda, yani Hawking'i ünlü eden şey aslında bu. Bu teori. Diyor ki, kara deliğin merkezinde, kara deliğin içinde zaman yok, mekan yok, cisim yok, foton yok, yani ışık bile yok. Hiçbir şey yok diyor. Ve diyor ki, bu fizik kurallarını sarsan bir teori, diyor ki olay ufkunda gerçekleşiyor. Yani iki boyutlu yüzeyde bütün bilgi diyor, evrenin bilgisi. Burada enteresan bir şey karşımıza çıkıyor. Bilginin ışıkta saklandığı. Çünkü kadim metinlerde bir ışık metaforundan bahseder arkadaşlar. Kadim ışımak, ışıklar içinde olmak, nura kavuşmak, ışıkla buluşmak, ışık olmak, ışıklar içerisinde yatmak gibi kavram. Hawking'le beraber bir ışıma denilen, yani ışığın içinde saklanan bilgi anlamına gelen bir teori noktasına geliyor. Yani foton düzeyinde, foton ışık parçacığıdır. Foton ışık paketidir. Işığın birer paket olduğu, yani bilye gibi davrandığı, ki onunla ilgili de bir sürü başka tez var. Bu paketin içinde evrenin tüm bilgisinin sahibi ya da evrenin tüm kodlarının, yani tözünün bu paketlerin içinde olduğu, evrenin bilgisine sahip, aynı holografik dünya diyebileceğimiz, bunu da şöyle açıklayalım. Evren bir aynadır. Kırdığınızda, yani aynada tek parça gözükürsünüz. Kırıldığında her parçada kendinizi görürsünüz. Yani bilgi hüviyetini, özelliğini kaybetmemiştir. Kırılsa dahi. Her parçada kendinizi görürsünüz. Bu çerçevede bakınca her foton parçasında evrenin bilgisi vardır denilen bir durum var. Şimdi bu o aşamadan zaman hocam, sonra... Fotonlarda bir kayıt da tutuluyor diyebilir miyiz? Evet. Evet. Zaten fotonun ilginç bir hali var. Foton ya da ışık ya da ışık paketi evrenin görme eğilimimizle ilgili olduğu için, görme eğiliminin de ışıkla ilgili olduğu için neyi görüp neyi görmediğimizi de aslında programlayan bir şey olduğu iddiası var. Her fotonun bize getirdiği bilgi, fotonun bize getirdiği bilgiyle sınırlı. Bu ne demek? Bunun tam tersi bir teori de var. İnsanın gözünden çıkan ışınların da, yani kadim dönemlerde insanın beyninin, aklının içinde bir tanrı olduğu, yani evrenin gözleyen bir kavramın, insanın tözünün bir aklı olduğu ve bu tözün evrensel bir töz olduğu haliyle gören de gözleyenin insan olduğu şeklinde. Gören de tanrı, görünen de tanrı denilen. Yani gören de akıl, gördüğü şey de akıl üzerinden bir metafor var. Bu haliyle ışıkla çalışıyor, bir fotonla çalışıyor iddiası var. Şimdi kara delik kavramından sonra tüm bilgilerin bu olay ufkunda kaydedildiği verisi bilgisayar hafızasıyla eşdeğer bir teoriye yol verdi. Yani bir şeyin kara deliğin etrafında toplanabiliyor olması o bir şeyin simüle edilebilir olduğu fikrini oluşturur. Yani simülasyon teorisi tam da bu ilkeler üzerinden kurulur. Der ki bize, eğer evrenin bilgisi bir yerde toplanabiliyorsa, tüm bilgisi bir yerde toplanabiliyorsa, bunu biz simüle de edebiliriz. Yani bazı bilgileri bir yerde toplayabiliriz ve onu kullanabiliriz. Yani hafıza denen, bilginin hafızası denilen şey konuşuldu. Bunlar hep biliniyordu ama bilim bunları kabul etti arkadaşlar. Bu çok önemli bir kırılma. Özellikle son bilimsel araştırma, özellikle CERN'de yapılan araştırmalar ki çok önemsiyorum. Orası bizim ivmeli gelişmemizi sağlayacak veriler sunuyor. İddia şu, her şeyin iki boyutlu olduğu, bakın bu çok düşündürücü, yine bir fizik teoremi bu, ben uydurmuyorum. Aslında her şeyin iki boyutlu olduğu, bilginin yüzeyde olduğu, bize yansıyan şeyin holografik bir yansıma olduğu. Aynı TV ekranı gibi düşünün. Geliyor bilgiler ve biz bunları bir simülasyonun içinde, bir oyunun içinde, hatta son zamanlarda şu da konuşulmaya başlandı. Metaverse denilen olayla beraber, bu iddialı söylemi de burada söylemekten keyif alıyorum. Bir aklın, bir üst aklın, belki kutsal metinlerde geçen akıldır, belki de son UFO dinleri ya da kargo kültürüyle açıklanabilecek, yani dünya dışı zeki yaşam sayesinde biz buradayız falan gibi durumu,
bizim bir simülasyon içinde olduğumuz iddiasını ortaya getirdi. Simülasyon içinde. Bir evrene mi sahibiz? Evet. İddia şu. Bizden çok daha akıllı, bunu da iyi bir şey olarak görüyoruz. İyi bir şey olmak bizden daha akıllı bir şeyin. Yani aklın muhafaza edildiği bir, kaybın olmadığı, aklın kaybolmadığı, yani insan neslinin kaybolmadığı ve bu simülasyonun aslında bir oyun olduğu, bu aklın bu oyun içerisinde kendini devam ettirdiği gibi bir iddia var. Onun için şimdi kadim metinlere baktığımızda bir mühürden bahseder. Keza bu mührü kırmanın ancak ölümle mümkün olabileceğini. Keza yine çok ilginç bir iddia da var. UFO'lar geliyorlar da dünyaya niye bizde gözükmüyorlar falan durumu da simülasyon teorisini destekleyen bir şey. Çünkü sanki bizim dışımızda bir evren yokmuş fikri içinde. Bu simülasyon teorisi son zamanlarda çok ilgi görmeye başladı ve destekçileri de arttı. Şimdi rüya üzerinden bunu biraz metaforize edelim. Biz uyuduğumuzda zihnin yine teorilere göre boyutlar arası yolculuk, katlar arası yolculuk yaptığı, ancak oradaki verilerin zihnimiz, yani uyandığımızdaki Murat İrfan'ın deşifresiyle mümkün olduğunu. Yani orada bilmediği bir şeyi görüyor olması, onu bildiği bir şeyle giydirmesi şekline dönüştürüyor. Bu şu anlama geliyor, aslında sınırlı bir zihne de sahibiz. Bu sınırlı zihin ya da illüzyon, ki bunu yine kadim metinlerin, kadim öğretilerin ve teolojilerin tamamına yakını, burada dünyada bir illüzyon, bir oyun içinde olduğumuzu anlatıyor. Şimdi ben buna Planck teorisiyle biraz konuyu açmaya çalışayım. Dediğim gibi çok zorlandığım bir alan ama anlatmaya çalışayım. Şimdi Planck uzunluğu ya da mesafesi evrende ölçülebilmiş en kısa mesafe. Şimdi en kısa mesafeyi ekrandaki piksel olarak düşünün lütfen. Haliyle en küçük pikselde dünya kodu yeterince piksel olduğunda da dev süper bir bilgisayar. Yani eğer biz bunu ölçümleyebiliyorsak, ki bugünlerde ölçümlenmeye başlandı. Sanki özellikle kara delik teorisinden sonra sanki bu verilerin bir yüzeyde olduğu, ama bu yüzeyin yeterli bir projeksiyonla, bakın bu projeksiyon çok değerli bir şey, yeterli bir projeksiyonla 3 boyutta bir film, 3 boyutun içinde bir film, filmin içinde, oyunun içinde bir karakter olma durumundan bahsedilmeye başlandı. Ve bu simülasyon yasası ya da teorisi tüm bilinmeyen kavramları da açıklamaya başladı sanki. Yani özellikle, belki ilerleyen dakikalarda açabilirim, özellikle ışık hızından daha hızlı hareket edebilen bir durumla karşılaşıldı. O da hani hep söylüyoruz, burada hidrojen atomuna müdahale ettiğinizde evrenin diğer ucundaki hidrojen atomu tepki veriyor diyoruz. Benzer şeyler söylüyoruz. Ya da buradaki bir müdahale evrenin başka bir yerinde tepki görüyor ve ışık hızından çok daha hızlı bir sürede oluyor. Haliyle simülasyon yasası ya da teorisi diyor ki bu zaman içerisinde olmuyor. Bu zaten bir program deniliyor. Yani zamanın olmadığı bir yer var deniliyor. Şimdi burada zamanın olmadığı bir yer var deyince aklımıza hemen rüya alemi geliyor. Rüyada da zaman yok. Zamanla ilgili bir engel yok. Zamanı bükebiliyoruz. Bir anda gece, bir anda gündüz oluyor ve haliyle bizde de sanki, evrende de sanki bilinç kapandığında bir zamansızlık yaşanıyor. Dervişi, ulemanı, ezoteriği, tarikatçısı da bir zamansızlık arayışı içinde değil mi? Yani sanki bu kodları biliyorlar ve bu kodları aşabilmek hedefi içindelerse, bu simülasyonun, ki bütün tarikatlar buranın bir oyun alanı olduğunu, bütün dinler, kendi içinde derin dinler buranın bir illüzyon dünyası olduğunu söyler ki ölümün bir uyanış olduğundan bahseder. Haliyle bu simülasyon teorisi bize şunu anlatıyor. Diyor ki bu iki boyutlu düzlemden kurtulabilirsin. Yaşarken de kurtulabilirsin. Yani bilincinle bunu algılayabilirsin. Bu bir zamansızlık. Belki zaman üzerine uzun uzun oturmak, konuşmak lazım. Bu zamansızlığı algıladığında evrenin kodlarını çözebilirsin. Ben konuyu uzatmak istemiyorum. Anlatmak isterim aslında. Çift yarık deneyleri var. Gözlemci etkisi var. Dalgacık mekaniği, parçacık mekaniği denilen kavramlar var.
Bunlarla sıkmak istemiyorum. Ama şu çok önemli. Özellikle kutsal kitabımızı referans alırsak, dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değil diyor kutsal kitabımız. Ahiret ise asıl hayat. Keşke bu gerçeği bilseydik denilen bir ayet var. Bu gerçek üzerinden hareket ettiğimizde, yani konuya biraz teolojik yaklaştığımızda, matematiğin bizi bu dünyaya mahkum ettiği, yani bu dünyanın bir hapishane olduğu teorisi, matematik kendi içinde aritmatik ve geometriyi barındırır. Haliyle ölçme, biçme, ritim, zaman kavramlarını anlayabilmek için bu tür bir soyut dünya yaratmak zorunda kaldık denilir. Ve bu hapishane teorik olarak doğduğun coğrafyaya, kültüre, her neyse ona bağlı olarak kendini insan olarak hissetmek, bu döngünün içinde var olmaya çalışmak. Size örnek vereyim. Bizim dönemimizde şey vardı. CD vardı. CD'leri, oyun CD'leri alırdık. Bilgisayara takardık. Çalıştırmazdı bazen. Çünkü bilgisayarımız donanım olarak o CD'yi çözebilecek yeteneğe sahip değildi. Bununla şunu anlatmak istiyorum size. CD'deki bilgi, zihnimizdeki bilgiyle, yani dışarıdan gelen, kolektiften gelen bilgi, bizim yeterli çözünürlüğe, yeterli güce sahip olmayan zihnimiz tarafından algılanmayabilir. Yine simülasyon yasası, insanın algılamadaki uzunluğu, gelişimindeki uzunluğu da buna bağlıyor. Yani zaman kavramı, kişinin zaman içerisinde bu bilgiyi alabileceği, bu program neyse, bu simüle edilmiş program neyse, kendini zamanla geliştirdiği şeklinde bir iddia var. Ve yine bir başka iddia da, aynı hesap makinesinin hesap yapmayı bilemediği için, yani şuuru kendine reflekte olamadığı için, insanda felsefe denilen bir şey var. İnsan düşündüğünü düşünme eğilimi içinde. Haliyle insan düşündüğünü düşünme eğilimi içinde olduğunda felsefe yapar. Bu da şu anlama geliyor: ben bu bilgisayar oyunun içindeki karakter miyim mi sorgulamaya başlıyor. İşte tüm teolojiler aslında temelde insanın bu dünyada ne işi var sorusu üzerinden kendini var etmeye çalışıyor. Yani bilinç denilen kısım, hem kendi varlığımızı kendimize göstermek, hem de bu varlık oluşum içerisinde, bu evren içerisinde neredeyiz sorgusu içinde. Yani hocam, dünyada insanın varlığı bu kadar sıradan olamazı düşünüyor insanlar aslında. İnsanın egosu bu sevgili Kerem. Hı hı. İnsanın egosu, yani insanın egosu, insanın sıradan bir varlık olmayacağı fikri içinde. Evet, aynen öyle. Haliyle bu çıkmazdan teolojik yollar oluşturmuş kendine. Bu teolojik yollar da aslında korku kavramıyla ve buna karşılık gelecek olan umut kavramıyla, yani korku ve umut arasında geçen bir zamanla var oluyoruz. Bizim kibrimiz, bizim diğer canlılardan farklı olma isteğimizin kökeninde aslında yarı tanrı olma isteği var. Çünkü o korkuyu yenebilmek için bir istikamet, bir umut koymak zorundayız. Biliyoruz öleceğimizi. Diğer canlılar bu konuda hiçbir endişe içinde değiller. Evet. Ve sorguluyoruz. Bu sorgulamanın neye faydası var? Aslında soru bu. Yani dinlerin neye faydası var acaba? Dinler aslında bize bir şey mi anlatıyor? Yani bak, dışarıdaydın, içeriye girdin, sonra dışarıya çıkacaksın. Bu eğitim, bu okul, bu mapus hayatı bitecek ve başka bir yerde başka bir görevdesin gibi bir durum var. Şimdi bunları söyledik, teoloji dedik, ama asıl bir kahramanımız var: Tesla. Nikola Tesla. Onu evet, seversiniz. O ne diyor biliyor musunuz? Orada da müzesine uğradım. Orada ne güzel. Belgrad'daydı. Ne güzel. Ne güzel. Bayağı bir inceleme fırsatımız oldu onunla. Harika. Haliyle şimdi önemli bir sınır bilimci. Nikola Tesla'nın söyledikleri de hem bilime çok yakın, hem de teolojiye çok yakın. Diyor ki, evrende bir madde var diyor, görmediğimiz bir madde ve ölçemediğimiz bir madde var diyor. Bu olmazsa diyor, ışık hareket edemez diyor. O maddeye eter diyor. Yani spiritüel alemde eterle ilgili bir sürü açıklama vardır, bilenler bilir. Eter bugün aslında bizim CERN'de karanlık madde dediğimiz ya da karanlık olduğu için ölçümleyemediğimiz bir yüzeyden, bir platformdan bahseder. Bugün eter kavramı CERN'de bu
tanrı parçacığı denilen karanlık olan ne ise bir alan olduğu, bu alan içerisinde yani bir şeyin ilerleyebilmesi için bir alana ihtiyacı vardır. Yokluk içinde bir foton hareket edemez. Yani bir boşluk yoktur. Her yer doludur. Evren aslında doludur ve ışık bu doluluk içerisinden hareket eder kavramının ilk örneğini Nikola Tesla söylüyor. Diyor ki eter diye bir durum var diyor. Bu diyor her şeyin salınımını, titreşimini sağlayan bir alan diyor. Yani bugün adına frekans dediğimiz, bugün adına enerji dediğimiz her titreşimin bu alan içerisinde gittiğini gösterir diyor. Demek ki orada bir şey var ki diyor, gider diyor. Aynı şey gibi. Yani suya atılan taş gibi. Şimdi balık suyun varlığını bilmez. Çünkü onun dünyasıdır o. Biz de evrenin içinde olduğumuz için onun varlığını bilemiyoruz. İçinde olmak, dışında olmak kavramı. Yani dış bir gözlemci olduğunda biz evreni algılayabiliyoruz. Tanrısal makamlar, yani ilahi makamlar bize dışarıdan bilgi veriyor aslında. Haliyle kutsal kitaplara böyle baktığımızda şunu anlayabiliriz. Diyor ki bize, ben dışarıdan görüyorum, sana anlatıyorum. Sen içindesin ve bunu fark etmeyebilirsin. Haliyle bunu fark edebilmen için beni oku, beni anla gibi bir kavram var. Teoloji bu anlamda çok önemlidir. Yani dini kısmın, dini boşluğumuzun ya da din ihtiyacımızın temelinde dış sese ihtiyacımız olduğu içindir. Bu dış ses bir süre sonra bizi kendimize yabancılaştırır mı? Evet, bazen dini emek, efor egzoterik hale gelir. Yani bir spor haline dönüşür ve sadece yapmış olmak için yapılan bir ritüel halinde kalır. Yani içeriğini kaybedebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Tesla bahsedilen bu eteri ya da kara maddeyi fark ediyor. Diyor ki burada bu sır içerisinde tüm enerji yasaları, frekans yasaları ve buna bağlı titreşim yasaları ilerleyebilir, yol kat edebilir diyor. Yani bu elektriksel alana biz bugün adına manyetizma diyoruz. Çok daha spesifik bir şeyden bahsediyor aslında. Bir manyetik alandan bahsetmiyor. Bugün manyetik alanları ölçüyoruz. Onun dışında bir alandan bahsediyor ve adına eter diyor. Yani şöyle örnek vereyim. Ses için havaya ihtiyaç var arkadaşlar. Hava olmazsa sesi duyamayız. Dalga için denize ihtiyaç var. Yoksa dalgayı göremeyiz. Demek ki Tesla da diyor ki bir şeylerin ilerleyebilmesi ya da ışığın ilerleyebilmesi, daha net konuşalım, bir maddeye ihtiyaç var diyor. Görünmez bir maddeye. Buna eter denizi diyor. Bugün adına kara madde dediğimiz şey. Haliyle şimdi bu ihtiyaçlar kendi kendine doğuyor. Şimdi biz kara maddeyi araştırıyoruz. Kara maddeyi araştırmak için araştırmıyoruz. Kara madde ile ilgili bir ihtiyaç var. Yani orada bir şey var. Biz onu göremiyoruz. Sınır bilim adamları onu görmek için çabalıyorlar. Bu konuda tabii ki komplocular bu kara maddenin aslında tanrı parçacığı olduğu, hatta kendi içinde bir adı kara olduğu için öyle diyelim, kötücül bir yere doğru götüreceği insanlığı ya da bilgiyi gibi iddialar. Hatta şeytani bir şey olduğu gibi kavramlar da var. Ve yine Tesla diyor ki bu bilmediğimiz, tanımadığımız, hareket etmeyen, havadan daha hafif olduğunu iddia ettiği bir alandan bahsediyor. Bu devasa elektriksel sistem her şeyi kapsıyor diyor. Yani her şey derken soluduğumuz havayı dahi kapsayan bir mikro düzeyde çok algılayamadığımız ve her yerde olan bir maddeden bahsediyor. Şimdi bu simülasyon fikri bundan yaklaşık 40 yıl önce, yani benim yaşımda nispeten kurtarır, bilgisayar oyunları ortaya çıktı. Çünkü bilgisayar oyunları çok gelişti arkadaşlar. Yani ben bilgisayar oyunun sadece iki top olduğu, iki çizgi olduğu dönemi bilirim. Evet hocam. Bilgisayarın 80, hayatımıza 8, girmesi 89'lu yıllar. Evet, yani özellikle Türkiye'de biraz geç girmiştir. İlk adı kompütürdür. Bu ilk bilgisayarlar nispeten çok daha primitifti. Ne işe yaradığını da bilmiyorduk yani. Bilgi yok ki sayasın. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Bilgisayar ne işe yarar? Bilmiyorduk. Haliyle ben 90'lı yıllarda şey olduktan sonra, onunla tanıştıktan sonra zaman içerisinde bir işe yarayabileceği efekti oluştu.
başta çok samimi söylüyorum, daktilodan öte bir anlamı yoktu. Üstelik ya da yazdığın gelişmiş şeyi hesap de makinesi gibi bir çıkar. Şey bravo. Hayır, yazdığını da çıkaramıyordun. Bak, hani daktiloda gene kağıda yazıyorsun da yazdığını da çıkaramıyordun. Gidip bir yerden çıktı alman gerekiyordu. Çıktı kavramı, printer kavramı bile çok zordu. Şimdi biz bu 40 yıllık, 30 yıllık hayatımızda bilgisayarın gelişimini gördük. Bugün metaverse denilen bir kavram var. Yani bundan 40 yıl sonra, bak 40 yıllık gelişimi görüyorum. 40 yıldan sonra yine permütasyonlarla bakarsak, katlanarak misliyle gelişecek programlar olacak. Ve bu misliyle gelişecek olan programlara ve bu sanal dünyanın içinde olmaya, bugünlerde başladık işte, değil mi? Şu an kullandığımız Instagram dahi o programın devamı niteliğinde. Biz kendimizi ifade edebileceğimiz, kendimizi dönerlere, kendimizi kahramanlara dönüştüreceğimiz bir dünya planlıyoruz. Ben 3 nesil, 5 nesil sonra bizim konuşmalarımızın ne kadar çağ dışı olduğunu düşünüyorum. Ve buna bir direnç göstermeyi de çok değişik buluyorum. Çünkü bir şeye direnç göstermek, yani gelişime direnç göstermek, bundan 100 yıl önce, bundan 1000 yıl önce de hep böyle olmuştu. Neden gelişime direnç gösteriyoruz? Hep şu örneği veriyorum. Yani tavana asılmış muz örneği. Bu çok etkileyici bir örnek. Tekrar edeyim, anlatayım. Zaman var. Değil mi? Zaman var. Tabii hocam, tabii buyurun. Tamam. Şimdi tavana muzu asıyorlar. İçeride 5 tane maymun var. Merdivenle koyuyorlar. Hayır, ilk cesur çıkıyor. Muzu alacak, yiyecek. Su ya da sopayla, yani onun muza erişimini engelleyecek bir eylemde bulunuyor bir başka akıl. Görünmeyen bir akıl. İnsan. Bakıcı. Haliyle bu darbe karşısında maymun geri iniyor. İkinci cesur hamle yapıyor. O da benzer bir duruma maruz kalıyor. Üçüncüyü diğer ikisi çıkmak için engelliyor. Çünkü bir yaşanmışlık var ve sen de dayak yiyeceksin. Bak, sana da su fışkırtacaklar. Sana da bir şey olacak deyip o muza erişimi engelliyor içerideki 5 maymun. Bir süre sonra oraya çıkmanın tehlikeli olacağı fikri içindeler. Zaman içerisinde bu bilgiye sahip olan maymunları tek tek dışarıya alıyorlar. Yeni maymunlar geliyor içeriye. Yeni maymunlar geliyor, hiçbir şiddete maruz kalmamış olsalar dahi, o muza merdiven dahi olmasına rağmen o muzu görmezden geliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Biz yaptığımız, bildiğimiz, gördüğümüz, kökenin nereye dayalı olduğunu bilmediğimiz, gelenek dediğimiz ve körü körüne, yani atadan gelen bilgi nedeniyle körü körüne sahip olduğumuz bir bilgi üzerinden ilerliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey değil mi bu aslında? Öyle, yani aslında öğrendiğimiz her şey bizim çaresizliğimiz. Bu dünya öğrenme hapishanesi. Yani sanki hiçbir şey okumayın, öğrenmeyin der gibi bir slogan oldu ama yani 40 yıl sonra biz 50 yıl sonra bugünkü halimizin zavallı bir primitif, zavallı bir ilkellik olduğu fikri içerisinde tartışıyor olabiliriz. Çünkü biz mağarada yaşayan adamı eleştiriyoruz. Niye? Aynı akla sahiptik. Değil. O aptaldı. O saftı. O böndü diyoruz. Halbuki son veriler şunu gösteriyor. Diyor ki sosyal antropolojik çalışmalarda, bu adam günde 5 saat uykuyla yetinebiliyormuş. Günde bir öğün yemekle yetinebiliyormuş. Bu insan, o insan endişeye sahip değilmiş. Yani bugün aç kalır mıyım, yarına yemek bulur muyum endişesi içinde değilmiş. Doğayla bütün haldeymiş. Doğanın dilini biliyormuş. Ve gündüz rüyası dediğimiz, rüyalar oturumlarında çok sıkça bahsettiğim, aslında gündüz de gecenin rüyası şeklinde devam ediyormuş. Bugün adına ne diyoruz? Büyü diyoruz, maji diyoruz. Çünkü o kadar yabancılaştık ki doğaya, uzaklaştık ki doğanın sesini duymuyoruz. Ağaca uzak, ağaç aslında onlarla konuşuyormuş. Çimen onlarla konuşuyormuş. Av hayvanları onlarla konuşuyormuş. Yani bağları varmış. Buradan şuraya gelmek istiyorum. 40 yıl sonra bugün bizim bu serzenişlerimiz, aman ne oluyor deyişlerimiz, 40 yıl, 50 yıl sonra torunlarımız tarafından gülünç bulunacak. Bizi anlayamayacaklar. Ve iddia ediyorum,
uzaylılar bizi niye görmüyor ya da biz uzaylıları niye görmüyoruz iddiası, iddia ediyorum. Tamamen bir simülasyon teorisi çerçevesinde oyuncunun, yani oynayanın bize görünmemesi şeklinde yorumlanıyor. Yani oyunu oynayan üst aklın, bakın burada üst akılla provokatif bir yere doğru gidiyorum. Oyunu oynayan haliyle oyunun içinde değil. Şimdi bir üst, burada şu teori, bütün kutsal metinlerde de insanın mühürlü olduğu, insan dışında bir insan türleri ve türevleri olabilir bu evrende. Ama insan türevi, yani bunların uzaylı olması, silikon esaslı olması, bizde mineral boyutunda, bizim oluşumumuzda olan tüm yapı bir başka canlıda farklı oranlarda olabilir. O bir başka canlı olduğu anlamına gelmez. Neyse, yani eğer bir simülasyonun içindeysek, simülasyonun oyunu, oyunun sahibi oyunun içerisinde olmamak durumundadır. Ha, oyunun içerisine farklı kahramanlar olarak gelebilir. Bu teori çerçevesinde nebilerin, velilerin ve görevlilerin, inisiyasyonların da sanki dışarıdan gelmiş bir bilgiyle olabileceği efektini veriyor. Bunu lütfen, bu söylediklerimi dijital bir ortam olarak düşünmeyin. Şu an bulunduğumuz ortamın ne kadar dijital olduğu ile ilgili bir fikrimiz yok. Yani mevcut bilgisayar ekranının içine hapsolmak gibi düşünmeyin. Bizim bir simülasyon içinde olmamız şu anki realitemizi ve anlayışımızı değiştirmeyecek. Biz yine biz olarak devam edeceğiz. Evet, anlaşılabilir mi bilmiyorum. Sıkmadım umarım. Devam yok edelim hocam, mi? Ne dersiniz? Devam edelim. Çok anlaşılabilir. Ben bir sürü anlaşılabiliyor mu? Çıkarttım içerisinden bunları. Aman tabii. Ne güzel. Tamam. Peki ben bitirmeye çalışayım. Tamam hocam. Çünkü kafamda bitirmeye çalışayım. Anlatacaklarımı tabii anlatayım. Şimdi teolojilerin tamamında bir kıyamet misyonundan da bahseder. Ve haliyle içinde bulunduğumuz bu simülasyonun bir gün kapatılabileceği olasılığını da akla getiriyor. Yani yukarıda bir üst aklın, bir logosun, bir inşaatçının, hatta ezoterik metinlerde bir inşaatçıdan, bir yapıcıdan, bir mimardan, sanki evreni bir matematik ve geometri kavramları üzerine inşa etmiş ki, bunlar bizi hep bir yazılım dili getiriyor. Bir yazılımın içinde olduğumuz ve hiçbir şeyin tesadüf olmadığı, haliyle bu tesadüf olmayışını bugün adına hümanizm denilen bir kavramla da anlatıyor. Şimdi çok ilginç bir şeyle karşılaştım ben. Bunu size nasıl anlatabilirim? Deneyeceğim. Gözlemci etkisi diye bir şey var fizikte arkadaşlar. Yani bir şeyi ölçerken eğer o foton ölçüldüğünü biliyorsa davranış değiştiriyor. Eğer gözlendiğini bilmiyorsa dalgacık değil, parçacık gibi değil, dalgacık gibi davranıyor. Yani bunu şöyle anlatayım. Dalga dalga her yerdeyken gözlemlediğinizde parça şekline dönüşüyor. Şimdi simülasyon teorisine o kadar çok uyuyor ki simülasyonlarda, yani bir bilgisayar programı yapılırken, bu gözün işleviyle de ilgili bir göz oturumu yapacağım ileride, kişi gördüğü yerdeki pikseli arttırıyor. Haliyle uzakta olan kısımdaki hocam. Efendim? Netleme gibi. Netleme gibi, bravo. Simülasyonlarda da, yani bilgisayar oyunlarında da sizin gözlemlendiğiniz yerde oyun oluyor. Sizin gözlem yapmadığınız, yani oyunun o kısmında olmadığınızda oyunun diğer kısımları çalışmıyor. Şimdi hümanist görüş de diyor ki evren insana hizmet eder diyor. Durduk burada. Bütün evrensel görüş, yani teolojinin temelinde evrenin insana hizmet ettiği, haliyle evrenin doğanın bir parçası olduğu, evrenin insanın içinde olduğu fikri kutsal metinlerde geçiyor. Diyoruz ki o zaman ben bir yazılımcı olsam, bir oyun kurguluyor olsam, daha az enerji harcasın diye insanın bulunduğu yeri önemserim. Kuantumda da tam da benim düşündüğüm gibi davranıyor. Eğer bakıyorsan, görüyorsan pikseller çoğalıyor. Bakmıyorsan, görmüyorsan dağılıyor. Yani işlem yapılan yerde yoğunlaşma oluyor. Bu bilgiye nasıl sahip oluyor bunu bilmiyoruz. Ama bir yazılımcı bunu bilebilir. Bunu fark ettiğimde, yani bunu algıladığımda, beni rahatsız eden, gençliğimde çok zaman zaman da konuşuyorum. Dalgacık mekaniği ile parçacık mekaniği birbirinin içine nasıl girer, birbiriyle nasıl örtüşür kısmında tam da karşımıza bu manzara çıkıyor.
bilgisayar simülasyonları da aslında sen oyunun içindeyken, yani bilinçliyken, yani kahramanın kontrolündeyken, sen kahramanın kontrolündeyken oradaki piksel Planck sabiti hızlanıyor, sıkışıyor. Yani daha çok işlem yapıyor. Diğer taraflar çalışmıyor. Kuantum da bunu söylüyor. Aa, şimdi bir taraftan kara delik teorisi, bir taraftan bu sözünü ettiğimiz simülasyon teorileri birbirini örtmeye başladı. Ve bu örtüşmeler bilim tarafından, bilim adamları tarafından konuşulabilir hale geldi. Ben 40 yıldır konuşuyorum. Zaten mevzunun özü de hemen hemen 30 yıl öncesine dayanıyor. Yani teoloji zaten fiziğin taosu dediğimiz kısım bu konuyla ilgili bir net yargıya sahipti. Ama son 30 yılda bu yargı, yani teolojiyle bilim birbiriyle buluşmaya başladı. Bu çok hoş bir şey. Çok basit bir örnek vereyim. Bilgisayardan bahsettik. İlk bilgisayar bir saniyede iki işlem yapıyormuş arkadaşlar. Bugünkü bilgisayar bir saniyede 27 trilyon kat işlem yapabiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 30 yılda ya da hadi bu bizim 30 yılımız, 50 yılda, hadi 60 yılda, ilk bilgisayar 70'de, 80'de, 80 yılda 27 trilyon kata ulaştıysa 100 yıl sonra durumu düşünebilir misiniz? Hayal bile edemezsiniz. Ve bundan rahatsız olmayacağız. O meta dünyada olmak isteyeceğiz çünkü yalnız hissedeceğiz kendimizi. Filmlerdeki gibi bir gözlük takmak değil, gözlerimizi bile değiştirmek. Bakın çipten filan bahsediyoruz ya. Çip filan yalan. Gözlerimizi bile değiştirmek isteyeceğiz. Diyeceğiz ki yeni model göz istiyorum ben. Bak, bırak bir şey takmayı. Yani çip takmanın ötesine geçip, bunlar komplo değil. Bunlar fütürist yaklaşımlar. Diyeceğiz ki ben bu model göz istiyorum. Bu model gözde kaç tane oyun var? 180 bin oyun var diyecek ve sen göz nakli yapacaksın. Çünkü gözün, reel gözün bir işe yaramayacak. Bir işe yaramayacak. Sadece yabancılaştığın doğaya ve kirlenmiş doğaya ve yok olmuş doğanın içinde yapayalnız kalacaksın. Ha, öyle tarikatlar da olacak tabii. Yapayalnız tarikatlar da olacak. Yani 100 yıl içerisinde kaç milyon kata çıkacağını bir hesaplayın. Şu an bile çözünürlükleri çok yüksek, inanılmaz oyunlar var. Ben şaşırıyorum. Ben gençliğimde oyun oynayan biri olarak, şimdi keşke zamanım olsa yine oynayabilsem. Yani önceliğim değil anlamda söylüyorum. Tabii ki insan sevdiği şeye her zaman ayırabilir. Bu çözünürlüğün yüksek olduğunu düşünsenize. Mübalağa etmiyorum arkadaşlar. Gözünüzü bile naklettirebilirsiniz. Yani kafanıza taktığınız, kulağımıza taktığımız, konuşmayla Google'ları buluyoruz. Bırakın şu an bile teknoloji çok ilerlemiştir. Bu arada bize sunulan teknoloji yaklaşık 50 yıl sonrasının teknolojisi arkadaşlar. Konuya böyle bakarsanız, bugün bir çip takmaktan bahsediliyorsa o çip çoktan takıldı. Öyle bakın. Hocam sözünüzü balla keseceğim. Rica ederim. Instagram'dan biraz ben şüpheleniyorum. Bize bir cilve yapmadan şu ilk bölümü bir kaydedelim isterseniz. Kaydet. Kaydet. Çünkü yapar. Evet, yapar. Bunlar çok biliyor. Hayır, bunlar çok biliyor der. Evet. Bunlar bizim başımıza bela oluyor. Cilve yapmasın bu akşam. Murat İrfan Ağacabay'ın YouTube adresiyle Bir Garip TV YouTube adresinde eklemeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.